12-18 değerli Başak burçları nasılsınız? Bu hafta özellikle çarşamba, perşembe kendinizi çok güvensiz hissedeceksiniz. Nedenini açıklamadan önce nasılsınız, iyi misiniz takipçilerim? Güzellikler, umutlar, bütün melekler evinize konsun, huzur ve bereket getirsin. Yükselen Vay burcunuzu mutlaka dinleyin. Akkoyofficial Instagram sayfam. Yorum yazın, beğenin ve lütfen lütfen arkadaşlarınıza tavsiye edin. Büyüyüm ya. Eskiden umursamıyordum ama şimdi büyümek istiyorum. Bu sizin sayenizde olacak. Benim sayemde değil. Ben yapsam da değil. Kişi beğenerek takip etmesi lazım. Evet, bu hafta özellikle kendinizi böyle çok böyle bedbaht, mutsuz, özellikle çarşamba gününe kadar böyle hayalleriniz karışmış, kendinizi güvende hissetmiyor olabilir. Her şeyi bırakıp gideceğim, toplayacağım da nereye gideceğim? İş konuların çok yoğun. İşinle alakalı bırakmak istediğin yerin daha seninle ilgili beklediği değişimler söz konusu olacak. Ve burası sensiz başaramayacağını bildiği için ekip düşünmeni ve o ekibe biraz daha kural ve disiplin koyarsan daha rahat ve daha sakin çalışacağını düşünebilirim ama sende bir isyan bayrağı var. Yani gözümü kapattım artık her şeyi bırakıyorum. Yani emekli de olmadan gitmek istiyorum. Çalışmak istemiyorum. Bir enerji düşüklüğünüz var değerli Başak Burçları. Bol bol zihin jimnastiği, yoga, meditasyon yaparsanız enerjinizin daha güzel akacağını düşünüyorum. Ve gerçekten de çok uzun süredir denizin enerjisi ve hani iyot kokusunun enerjisini çekmek istiyorsunuz. Bu güzel olacak. Hiç korkmayın. Bu hafta böyle sizi sendeleyecek ama o break'te daha başarılar ve bu tatil size çok keyifli gelecek ve enerjinizi güzel toparlayacaksınız. Evet, ailenizle iş yapıyorsanız işinizle alakalı büyütmek istediğiniz yeni kapılar, yeni oluşumlar ve devamlı iletişim halinde ve görüştüğünüz insanlarla anlaşmalar yapacaksınız. Kendi alanınız böyle resim, atölye tarzı işleri olan bazı Başak Burçları atölye teklifleri ya da isminizle alakalı büyütmek isteyebilir. Bunu daha yücelteceksiniz ve hayırlı olacak. Büyük bir kurumsal ya da farklı bir alanda çalışan Başak Burçlarında da bazı teklifler var, düşünceniz var ama çevrenizdeki ailenizle konuşuyorsunuz. Gerek yok, şu anki yerin doğru diyor. Ben olsam gözümü kapatır, yeni teklifi kabul eder. Çünkü burada aynı noktaya başa dönmekten sıkıldın. Yeni noktada ne kaybın olabilir ki? Sen her şeyi bir şekilde hayatında toparlamaya çalışıyorsun. Bence gözünü karart ve artık buranın sana ışık vermediğini gör ve git. Gitmen gerekiyor yani. Karar senin ama. Buradaki diyor ki gereksiz amaç için uğraştığın hayatının kayıp zamanları var. Ve işindeki noktadaki evrede insanların sana karşı hakları ile ilgili hep geri ve söz verilen hiçbir şey yapmadıkları için kırgınlıkların var. Yani mesela Perşembe, Cuma daha rahat, Perşembe bitip Cuma, Cumartesi daha rahat olacaksın ama Perşembe'ye kadar bu düşüncelere sahip olacaksın ama alternatif işler var. Lütfen bunu değerlendirelim değerli Başak Burçları. Özellikle büyük bir kurumsalda çalışıyorsanız yöneticilerinizle alakalı sertlikler olabilir ve anlamsızca tartışıp kalbinizi kırılabilir. O yüzden kimseyle bu hafta şu bayram tatiline kadar idare et. Ondan sonra git, sakinleş, gel yeni bir iş kapın, kurmak istediğin iş, ortaklı ne iş varsa yap ama kafanı boşaltarak yap ve buraya yeniden gel diyorum değerli Başak Burçlarım. Yalnız sınavınız ya da işinizle alakalı bir sınav ve bir görev döneminiz varsa bunu gayet başarılı şekilde halledeceksiniz ve unvanınız bu konuda daha rahat ve işinizle ilgili belirsizliklerin de netliğe kavuşmasına sebep olacak. Özellikle sınav ya da işiniz gereği belli bir göreviniz varsa bunu tamamladıktan sonra güzel bir noktaya erişeceksiniz. Eğer öğretim görevlisiyseniz, doktorsanız, sağlık sektöründeyseniz ya da büyük bir kurumsaldaysanız güzel bir alanınızda teklif ve bu teklifle birlikte rütbeniz ya da konumunuz ya da masanız ya da yeriniz belirlenecek. Bu da sizi mutlu edecek. Bu ara en çok göz ağrılarınız olabilir, nazara geliyorsunuz, başkalarının göz enerjisini çekiyorsunuz ve mutsuzluklarınız var. Yeni aşka başlayan Başak Burçları, evet bu kalıcı ilişkiniz ve hayat arkadaşınız gereksiz kaprisleri bırak, ilişkine sahip çık. Evli olanlar için güzel bir
düzeni tekrar yeniden oturtup birbirimizi bağışlamak ve affetmek, daha güzel mutluluklara sevinç yaşayabilirsiniz ve güzel diyaloglar oturacak hayatınızda. Hiç ilişkisi olmayanlar için güzel bir enerji var ama siz bu enerjiyi şu dönem daha çok kendinizi iyileştirip doğru, aslında renkli bir hayat başlıyor. Ama sizin böyle güven probleminiz olduğu için bu güven problemiyle alakalı noktaları biraz geride tutun. Çok hareketli ve size aşık olacak enerjiler var. Aynı evde yaşayan ve ilişkisiyle ilgili kararsız olan başaklarda da bu ilişki doğru ilerliyor. Evinizi büyütebilir, ilişkiyi büyütebilir, aileler tanışabilir, mutlu olacağınız bir dönem. Ama şöyle söyleyeceğim, denizin dalgasında yüzdüğünüzü hissediyorum ya da ormanın derinliklerinde koşturduğunuzu görüyorum. Gerçekten ruhunuz şifalanacak. Ev ya da araç ya da toprak anahtarı almak için düşünen ve miras konularınızla alakalı hala avukatınızla alakalı çözülmeyen noktalar var. Ağustos 20'den sonra bunlarla ilgili olumluluk, Eylül-Ekim gibi de ev anahtarınız şimdiden hayırlı olsun değerli Başak burçları. Mutlu ve umutlu kalın. Bu ara bazı başaklarda sürpriz hamilelikle olabilir. Genelde kız çocuk enerjisi gözüküyor. Aman aldırmayın, kızlar olsun hayatta.